Acısıyla, tatlısıyla son günde geldiğimiz 2021 yılını uğurluyor ve 2022 yılına yepyeni umutlar ve en güzel dileklerle merhaba diyoruz. 2021'in son saatlerinde yaşadığımız şu günde daha sağlıklı, başarılı, kazançlı ve mutlu bir yılın hayalini kurduğumuz, tam adalete, güçlü bir ekonomiye ve güçlü şirketleri olan bir ülke olma temennisiyle akraba, arkadaş ve tüm sevdiklerimizin yeni yılda dalgınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması, tüm dünyada huzur olması dileklerimi sizinle paylaşmak istedim. Sizi 2021'in son çeyreğinde en çok seyredilen videolarımızdan olan karma video ile baş başa bırakmadan önce şöyle bir anekdotu sizlerle paylaşmak istedim. Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olurdu. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. 2022 yılı öyle bir yıl olsun ki 2021 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin ve dualarımızın gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle. Merhaba YouTube izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar, normalde matkabımız vidalamak için kullanıyoruz biliyorsunuz. Size bu videoda matkabı kullanım amacı dışında bir işle nasıl kullanabiliriz onu göstermek istiyorum. Merhaba değerli dostlar. Yine bir videoda dil değiştirme ile ilgili bir video olacak gene. Dil değiştireceğiz. Yani dil değiştirirken dilin yönünü değiştireceğiz. Merhaba Mesela arkadaşlar. Bu videoda size basılı kağıt fatura nasıl kesilir onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere Ocak 2021 itibariyle e-arşiv fatura kesme zorunluluğu geldi. E-arşiv faturası zorunluluğu geldiğine göre biz kağıt fatura basamayacak mıyız? Elimizdeki kağıt faturalar ne olacak derseniz onun da bir çıkış kapısı var. Günlük bir cari için maksimum 5.000 TL'ye kadar fatura kesebilirsiniz. 5.000 TL üzerinde bir fatura kesmek isterseniz mutlaka e-arşiv fatura kesmeniz gerekir. Şimdi merhaba değerli dostlar. Bu videoda sizlere bir konuyu ele alacağız. Konu şu arkadaşlar. Bakın bu demir kapılar için tıraşlı dediğimiz kit. Bu bazen insanlar bunu alırken vida yerleri uyumlu olup olmadığına bakıyor. Bir de aslında vida yerlerinden ziyade bunun en önemli olayı şu dilinin ters ya da düz olması. Yani daha doğrusu sizin kapınıza uyumlu olup olmaması. Bu şekilde olduğunda kapanması gerekiyor. Bazen bu şekilde gelirse dil ters olmuş, terse kalmış oluyor. Bunun yönünü değiştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bunun yönünü nasıl değiştireceğiz? Bunu nasıl değiştireceğiz? Onu gösterelim. Şimdi videomuza geçelim. Daha sonrasında oraya zinciri bu şekilde takalım. Açmış olduğumuz halkayı ağzını boru anahtarıyla kapatabilirsiniz. Ben evde bulamadığım için boru anahtarı ile onu sıkıştırmayı tercih ettim. Ferforjeyi duvara monte etmeden zinciri takmak daha mantıklı. Siz öyle yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Merhaba değerli seyirciler. Bu videoda sizlere İstanbul Hırdavat Fuarı'ndan bahsedeceğim. İşiniz hırdavat sektörüyle ilgili ise bu fuarı duymuş olmalısınız. Eğer duymadıysanız veya bu fuar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu sektöre değer katan bu organizasyon hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Genellikle her yıl Ekim ayının son haftası düzenlenen bu fuar, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun merkezi Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'nda Nalburya ve hırdavat sektörünü bir araya getiriyor. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizinle farklı bir içerik paylaşacağız. Nakliye kamyonetinize bir tabela nasıl takılır? Taksi tabelası nasıl takılır? Onu birlikte size anlatacağım. Umarım faydalı olur. Sizi fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Merhaba değerli seyirciler. Bu videoda size İstanbul Fuar Merkezi'nde nasıl hava, kara ve deniz yollarını kullanarak ister özel aracınızla
ister toplu taşıma araçları kullanarak nasıl en kolay şekilde varabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videoda iki tane termos musluğu çeşidimiz var. Biri itmeli, biri basmalı. Yani bu videoda sizlere klozet iç takım nasıl monte edileceğini göstereceğim. Klozetlerin iç takımları farklı çeşitler gösteriyor. Basmalısı var, çekmelisi var, iki kademeli olanlar var. Genel olarak mantık aynı. Bu videoda ise Visam'ın StarMax modeli yani çekmeli rezervuarı monte edeceğiz beraber. Burada arkadaşlar bakmanız gereken şeyler şuranın sarı olup olmadığı veya gittiğiniz yapı marketlerde şunu sorabilirsiniz. Bunların patlamayanları var. Örgülü diye geçiyor. Örgülü isteyebilirsiniz. Dolaşmayan model var. Yani siz bunu çalışırken kullanırken dolaşıyor biliyorsunuz, karışıyor. Şöyle bir mevzu ortaya çıkıyor. Tekrar çevirme zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bunların dolaşmayanları var. Şurada bir mekanizmayla olayı halletmişler. Dolaşmadığı için de ömür uzuyor hortumu. Basit gibi görünse de birçok müşteri bize basit gibi görünse de birçok müşteri bize bunun nasıl yapması gerektiğini söylediğinde dolayı bu bölümü kullanma paylaşmak eşit miktarda sıkıyoruz buradan. Şuradan şöyle miktar. Bunlar birbirine karıştığında ancak ayrıca bu şekilde kokusu biraz rahatsız edici bir kokusu var. O konuda mesafeyi varsa baskı olmuyor. Bozulmasın kamera. Burada bizim bir şişme oyuncağımız var ve bu patlamış, bir yerinden hasar almış. Şimdi onun nereden hasar aldığını bulmak için önce bir şişirelim. Bunu nasıl şişireceğimizi ilk önce size göstereyim. Bunun burasında bir delik var. Buradan şişeceğiz, şişireceğiz ama yapmamız gereken bir şey var. Pompanızın bu ucunu direkt buraya takmayınız. Çünkü o ile yaparsanız, bu şekilde yapıp şişirmeye çalışırsanız şişmeyecektir. O hava çıkmasın diye oraya takılan bir tıpa. Bilmeyenler öyle bir hata yapmasın. Önce bu tıpayı çıkarmamız gerekiyor. Bakın tıpa çıktıktan sonra oraya ancak pompamızı takıp ondan sonra hava basalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oda kilidi
diliyle alakalı bir problemi çözmeyi size göstermek için hazırlıyoruz. Şimdi burada almış olduğunuz oda kilidi, gömme oda kilidi, bakın gördüğünüz gibi. Burada aldınız. Fakat her şey uymasına rağmen, bunların tabi çapları, genişliği, yüksekliği, farklı farklı modelleri mevcut. Burada yaşadığınız sorun şu olabilir. Her şey uymasına rağmen şu dil yönü ters kalabilir. Yani şu şekilde gelebilir. O yüzden de kapanmayacaktır. Tabii böyle gelirse kapıya doğru. Onu nasıl çözeceğiz? Çok basit. Skale şuraya sıkışıyor. Zımba teli, bakın şöyle araya sıkışıyor. Şu araya sıkışıyor şu şekilde. Sıkıştığı için de yay ittiremiyor. Dolayısıyla atım yapamıyorsunuz. Böyle bir sorun olmuştu. Bunu gayet basit bir şekilde çözdük. Nasıl çözdük? Tabii şuraya bakın. Şunun şöyle bir sağdan bir soldan bak tutan yerlerinden pense ya da karga burunla şu şekilde uçlarından sıktığınızda buraya sıfır sıra sıfır yanaşmış oldu. O nasıl olduysa herhalde biraz esnemiş. Yarar. Su terazilerinde arkadaşlar peki doğru çalışıp çalışmadığına nasıl emin olacağız? Bunun için şöyle basit bir yöntem göstereyim size. Birkaç tane farklı su terazisine bakaraktan size bir bilgi aktarmak istiyorum. Bakın şu anda şunu alalım buradan. Şuna baktığımızda bakın çizgiler arasındaki mesafeye dikkat edin. Birkaç tane çizik var. Bu çizikler arasında kalan su damlacığı bize terazide olduğunu gösteriyor. Şu anda konumuna dikkat edin. Aynı konumda şu şekilde çevirdiğimde de kalması gerekiyor. Eğer düzgün çalışan bir terazi ise. Normalde bildiğiniz gibi 2020 Ocak ayı itibariyle bir müşterinize eğer 5000 TL ve üzeri bir ürün sattıysanız normal kağıt fatura basamıyorsunuz. Sadece arşiv fatura kesebiliyorsunuz veya e-fatura kesebiliyorsunuz. 5000 TL altındaysa normal basılı kağıt basabilirsiniz. Basılı kağıt olarak fatura kesebilirsiniz. Metal keser. Çok zor değil. Yeşil mermer, mavi metal. Çeşitler bu şekilde. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen bunu yorumlarda belirtiniz. Bu tür içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu tür içerikleri daha çok kişiye ulaştırma adına videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayınız.